Turuz abla nasıl değerlendiriyor, sıkıntı var mı? Sizce yok mu? Var abla, olmaz olur. Şimdi çocuk alışveriş kırtasiyesini yapıyoruz. Fırsatçıların boy gösterdiği bir, yani saatin çalışma saati, saat nasıl kol çalışını hepsini çalıştırdığı bir mekanizmanın fırsatçıların elinde olduğu bir gerçek. Elbette ki ekonomi problem var. Bu sadece bizim için geçerli değil. Bu dünya genelinde böyle. Özellikle bu son savaşta işte Rusya, Ukrayna, Rusya'nın işte gazı kesmesi otomatikmen bütün her şeyi etkiledi. Doğudaki iç çatışmalar, gerekirse Batı'nın sağ olsun İslam dünyasının üzerinde oynadığı oyunlar, krizler bizden böyle çıkıyor. Tabii de fırsatçıların, yani onu da elini vicdanına koymayarak hakka hak demeyen insanların yüzünden maalesef olan halka oluyor elbette ki. Mazota zamı kim yapıyor? Fırsatçı mı yapıyor? İşte bu, işte olayın başı bu. Anladınız mı? Saat çalıştığında hepsini çeviriyor. Ama şimdi hak neyse, hak neyse bunun arkasında durmak gerçekten insan olarak, yani hak hangisi peki? Sizce adalet. Yani bir ürün 3 liraysa 50 liraya satılması. Ama dolarla geliyor ülkemize. Her şey bedavadan veremez mi geliyor? Her şey, her şey. Üstündeki kıyafete kadar. Tabii ki çantaya, üstünde ayakkabıya, plastiğine kadar dışarıdan geliyor dolar üzerinden. Evet. Bence iyice bir araştırın, sonra bunları, bu yorumları söyleyin. Biliyor muyuz biz? Bilemiyorum, öyle görünüyor. Elhamdülillah Türkiye olarak, coğrafya olarak o kadar mükemmel bir yerdeyiz ki. Şüphesiz, ona sıkıntı yok. Şükresek azdır. Pamuğumuz da var, tarımda da, her konuda, her şeyde üretebiliyoruz. Ne üretiyoruz abla? Bir tane örnek verebilecek miyim? Kendimiz ürünü alırken bile, mesela ben bugün kırtasiye ürünlerini aldım. Özellikle önceden araştırdım hangisi yerli üründür, hangisi Türkiye'de üretiliyor. Onları bilinçli olarak biz tüketiciler de, nereden geliyor onun? Alışverişi de yaparsak elbette ki %100'ünü bulamayabiliriz. Ama %70'i, %60'ı, %40'ına varana kadar varken niye gidip yerli ürünümü, ülkemi güçlendirmek, ekonomi alanında güçlendirmek varken neden başkasına para kazandırayım? Neden halkın bayrağım güçlenmesinde başka yerler, müşterilerin de, yani biz halkın bilinçli köprü, olması gerekiyor. Köprü yahalelerini neden dolar üzerinden veriyorlar abla? TL üzerinden vermiyorlar. Bu soruyu ekonomist birine, yani bu işlerle ilgili asli kişilere soracaksınız. Biz halk olarak bilinçli olmak zorundayız bu konularda. Ben mesela devlet ihaleleri neden dolar üzerinden veriliyor? TL üzerinden verilmiyor. İşte bunu gerekli yerlere sorsanız halk bunu nereden biliyor? Demek ki Türk parası geçmiyor, değeri yok. Bunu Türk parasına, yani en yakın vakitte yavaş yavaş geçiriliyor tabii ki. Mesela Diyanet öyle yaptı. Yani dolarla işte birçok şeyler, dolarla Diyanet alışveriş ki, yapılmıyor. Zamları Allah yapıyor dedi. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Diyanet dedi ki zamları Allah yapıyor dedi. Bunu aç. Ama şimdi aldığınız, duyduğunuz her şeye bir inanmıyoruz. İkincisi de hangi manada söyledi, hangi konuyla ilgili söyledi, bunu araştırmamız lazım. Her duyduğumuzu direkt alıp biz yorumlarsak çok büyük hataya düşeriz. Yani hiçbir suçu yok diyorsun. Bunu yani cımbızla aradan çekip söylememek lazım. Peki, ne bakımdan söylemişti mesela? Bilemiyorum. O röportajı dinlememiz lazım. Hangi amaçla, ne zaman, niye? Şimdi 8,5 milyona alıyorum. Bir bisküvi çocuğuna alıyorum, maaş aldığım zaman. Yeter abla, teşekkür ederim. Çok sağ ol abla. Sabah kadar dinleyin. Bir bisküvi önce de alıyordum. 8 kuruş aynı marka. Şimdi alıyorum 8,5 milyon. Fırsatçıların yüzünden. Aynen öyle. Yok, BİM'den alıyorum. Bir hafta önce eşim. Peki bu fırsatçıları kim denetlemesi lazım abla? 20 liraya aldı. Bugün gittik 30 lira. Abla fırsatçıları kim denetlemesi lazım? Bir haftada nasıl olabiliyor bu? Kim yönetiyor fırsatçılarıyla oluyor? Hükümetin görevi ne? Siz affedersiniz de siz bilinçli mi hazırlanıp geldiniz? He, hazırlandık. Hepimiz ayarlandık. Dış güçlerden para alıyoruz ya. Dış güçlerin adamı. Vallahi dış güçlerin adamı, bilmiyor musun? Abla sen de mi dış güçlerdensin? Ben dış güçlerden ama bayan tepe çöküyor. Bu hükümetin görevi ne? Biz büyük yok. Bayan alakası yok. Bakın bu genel. Bakın bunu genel düşünelim. Genel olarak düşünelim. Hükümet ekonomi abi. Ekonomi abla da diyor ki esnaf suçlu diyor. Esnaf zam yapıyor. %100 esnaf değil, fırsatçılar. Şimdi bakın bir şey söylediğinizde genelleştirmeyin. Bu hakka girmiş olursunuz. Benzine kim zam yapıyor? İşte dedik ya. Ne? Az önce konumun başında söyledik. Dünyada olan olaylar,
siyasi, ekonomi olaylar, özel ya Rusya yapılan argo şeyler. Peki, varilin fiyatı düştü dünya çapında. Bizde niye yakıtın fiyatı düşmedi? Bizde de düşüyor. Benzini takip etmiyor musunuz? Siz gazeteci değil misiniz? Ne kadar düştü? Düşüyor. Ama fiyatlar düşmüyor. Dolar çıkıyor, ürün burada üretiliyor. Dolar iniyor ama fiyat aynı yerde kalıyor. Ne zaman indi? Neden? Yüksek şu anda. Mesela iniyor, iniyor, çıkıyor. Bu piyasa ile alakalı bir şey. Bu dünya ile alakalı bir şey. Kime oy vereceğiz abla? Oy verilir, söylenir mi? Söylenir, söylenir, sıkıntı yok abla. Ülkem için, vatanım için, milletim için imanlı, güçlü insanlar vereceğim. Yani öyle değil mi? Kim bayrağın için çalışıyorsa ona vereceğiz. Kim abla imanlı? Kim imanlı? Allah bilir. Paranın ve imanın kimde olduğu bilinmez. Ama biz insan olarak Allah bize akıl vermiş, idrak vermiş, göz vermiş değil mi? Mesela Cumhuriyetimizin kurulduğundan beri bugüne kadar yapılan çalışmaları, yapılan yenilikleri, yapılan hizmetleri elimize, vicdanımıza koyarak aklı selim ona göre oyumuzu vereceğiz elbette ki. Peki abla mültecilere, vatandaşlık verilen mültecilere oy kullanmalı mı sence? Onu bence bir halk şeyiyle yapılmalı yani. Sen bu istiyor musun psikolojik abla? Psikolojik olarak. Sen ister misin? Bunu hiç düşün. Adam vatanını satıp gelecek burada oy kullanacak. Öyle bir dava mı var? Bizim geleceğimize karar verecek. Öyle mi? Bu dava yok. Şimdi herkes kendi alanında uzman olduğu şeylerle konu hakkında konuşursa çok daha faydalı olur. Bunu toplum, sosyal bilimler insanların, eğitimcilerin söylemesi çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey yok abla. Adam Suriye'den, Mısır'dan gelip benim geleceğime Türkiye'de, karar veremez. Türkiye'de öyle bir şey yok. Algı siyaseti oluyor. Öyle bir şey yok. Eylemle söylem bir tutmuyor. Söylem başka, eylem başka. Söylem aynı hanımefendinin anlattığı gibi dindar ama eylem dindar değil. Çalışacağız. Adil mi abla? Adil olması, dürüst eylem olması haklı. Önemli bizim için. Din Allah'la dürüst. Onun arasında olan bir şey. Bir bizim Müslüman, için dürüst olması, hizmet Müslüman etmesi önemli. Yemez. Anlatabiliyor bir muyum? Bir Müslüman kul hakkı yemez. Kul hakkı yene de oy verilmez. Bu kadar. Kirasını adam veremiyor. Abla ne diyor? Din iman. Kimde din iman var? Kirasını verir. 5 aylık kiramaya çıkar ver bakayım. Bir de diyor ki ekonominin sorumlusu yok. Vatandaş, esnaf niye diyor abla. Niye vatandaş? Esnaf hırsız mı? Yok esnaf hırsız mı? Bu devletin başı kim yönetiyor esnafı? Esnaf kendi mi yönetiliyor? Yazık günah yani ya. Bak Suriyeli benim evimde oldu. İki tane daire var. Biri Suriyeli, biri Türk, kiranı veremiyor adam. Adama diyor yok. Nereden getireyim? Adamı evde mi çıkarayım? Çıkarayım mı sence? Vicdanın razı oluyor mu? Tabii ki hayır abi. Önce vatandaşımız. Sen bilinçli onu konuşturuyorsun. Allah geldi abi yemin ederim. Öyle bir şey yok. O zaman devlet gelsin bu vatandaşın kirasını versin. Tanıyorlar biliyor musun? Ondan geliyorlar yanımda. Yok gelsin bu vatandaşın kirasını versin. 5 aylık adam kirayı vermemiş hadi bakayım. Elektrik suyunu ödemiyor ha elektrik suyunu. Neden bu halde abi vatandaşımız? Neden? Türkiye'nin iyi yönetilmemesi. İnsanları fakirleştirmek. İnsanları köle gibi çalıştırmak. Git 45 yaşında adam kimse fabrika alamıyor. Bu insanlar ne yapsın? Hep yabancı çalışıyor sigorta için. Ben 50 senedir çalışıyorum, 3500 günüm var. İnşaatlarda çalışıyor, adam sigortamı göstermiyor. Devlet nerede? Kim sigortamızı takip eder? SSK gidiyoruz, adam diyor sen çalışmamışsın ya. Bu Türkiye'de hangi insan çalışmamış da şu ana kadar geçiniyor? Ama yabancılar lüks dükkan, lüks arabalar açıyor. İn aşağıda inebilir misin? Adam yolu kapatıyor. Türk olursa biz diyoruz, hey hemşerim sen yolu kapattın. Kaldırımdan yürü diyoruz. Adam yolun ortasında arabanı park ediyor. Git bakayım kaldırabiliyor musun zabıta? Peki abi vatandaşlık alan mülteciler var. Bunlar oy kullanmalı mı sence? Kullanmamalı. Niye ülkesini satan adam da oy... Tabii ki kullanacaklar. Çoğu vatandaş oldu. Sen de biliyorsun. Çoğu vatandaş oldu. Niye vatandaşımız oluyor? Ben Kürt'üm diye terörist oluyorum. Adam vatanını satmış gelmiş burada devrimci oluyor, halk oluyor. Var mı böyle bir şey? Yani sence var mı böyle bir şey? Siz bunları bilinçli yapıyorsunuz sokakta. Geldi yemin ederim geldi abi. Yok ya. Abi şaka ben değil, şaka değil. Vallahi geldi abi. Geldi. Geçen gün yine orada röportaj yaptınız. Yine benimle konuştunuz. Bir tane ablamız geldi. AKP'de bilmem ne. Hocası ne yapıyor? İlçe başkanı. Onu konuşturdunuz. Oğlum, bunu araştırsaydın belki o da olabilirdi. Yok biz değilizdir abi o. Başkasıdır biz. Başka ekibiz. Ya çoğu çıkan zaten ilçe başkanı şey. İlçe başkanları AK Parti'de bir yardımcısı var ki dokunuyor. Ben AK Parti'de bir ara üyeydim. Gönderiyorlar. Nerede toplum varsa git onları
şey yaptır yani. Ya. Biz biliyoruz artık, ilgilendik, akıllandık yani. Ya röportajlarımıza dalıyorlar abi, biz artık alıştık yani. Alıştınız ama öyle insanları konuşturmayacaklar. Garibanı konuştursana fakir. Tamam, devlet 5 aylık kiramı versin ben diyorum. Sana soruyorum, yayınlayabilecek misin? Yok. Haberlerde yayınlayabilecek misin? Yok. Gelsin devlet 5 aylık kiramı versin. Adamı ya çıkarayım. İsterse gel gidip adamla röportaj yapalım. Adam 5 aydır ödemiyor. Askeri ücret çalışıyor. 3 tane çocuğu var. Okul yarın açılıyor. Okula gönderebilecek mi? Kim yardım edecek bu adama? Kim yardım edecek? Suriyeliler 250 milyon çocuk başı alıyor. Biz niye alamıyoruz? Peki nasıl kurtuluruz abi? Kurtuluş nedir? Kurtuluş çözüm ne? Çözüm. Mülteciler hepsi gidecek. Bizimkilere çözüm ne olacak? Kime oy vereceğiz abi? Var mı aklında birisi? Var. Oy vereceğim. Var. HDP'ye vereceğim. Niye biliyor musun? Hep eziliyor insanlar. Dediğin zaman terörist oluyor. Adam benim evimde oturuyordu. Ordulu. Adam bana terörist diyor. 5 aydır ben kira alamıyorum onda. 5 aydır alamıyorum. Gel gidelim röportaj yapalım. Hadi bakayım. Yayınlan. Ya yayınlayabiliyor musun? Aa, Kürtlerin de böyle bir şeyi vardır. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aleyküm selam abla. Bak eşim benim cezaevinde. 3-4 aydan beri alnımın terinden para kazanıyorum. Şu halimi görüyor musun? Neden abla bu hallerdeyiz peki? Çünkü bana ekonomi desteği bağladılar. Allah razı olsun devletimden, milletimden ama yetmiyor. Yetmediği için yanlış yola gideceğime dedim. En iyisi bir araba alayım. Çöple evimi idare ediyorum. Şu an benim belki yarın elektriğim kesilecek geçen aydan. Yani ben sizden tek dileğim bir yardım edin bana. Pahalılığın sebebi kim abla? Onu bilmiyorum abi. Kim oy versin abla? Kim oldu onu? AK Parti'ye veriyorum. Lamba. Bir daha vereceğim mi abla AK Parti oyu? O bana kalmış bir şey. He. Lamba patladı. Lamba bu işte abla. Seni bu hale getiren lamba sen kime patladı, veriyorsun patladı. Demek ki sen onun cezasını yani sen çekiyorsun işte ha. Yanlış yola düşünce bu sefer kadınlara mana buluyorlar. Ablam benim. Yardım olsa dul karılara. Abi bir şey söyleyecek abla. Yani. Ablam benim sen verdiğin cezasını çekiyorsun işte bak ne güzel işte görüyor bak medya yani görüyor. Yatıyor. Hiç olmadık abla, yere. Çıkacak ama. Abla. Bana bakan abu, olmadı. AK Parti'dir ha. Abu, AK Parti de ele çarışa. AK Parti buydur. Bu. Evet. He, abala buyur. Çok. Yani insanlarını bu seviyeye getiren budur işte ha. Suriyelilere. Yanlış anlamasın vatandaşlar. Suriyelilere daha çok yardım. Yani bir vatandaş ikinci planda abla peki. Onlar geldi biz bu duruma düştük abi. Yani bunun çaresine baksınlar. Senin düşüncen nedir dayıcığım? Benim düşüncem. Hadi ben işime bakayım. Bu ülkede tamam ablam sen bir gel. Sen diyorsun ki bu değil yanlış düşünüyorsun. Aslan budur. Bu ülkeyi bu hale getiren bu yönetimdir. Başka kime diyeceksin? Var mı biri başka? Varsa söyle ki bu yaptı. AK Parti'ye. CHP. Tayyip Erdoğan atın bunu. Öyle mi diyeceksin? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Kim başa geçerse. Kim yaptı bu ülkeyi bu hale getiren kimdir? Sen bilmiyor musun? Niye söylemiyorsun ciddi olarak? Ya onu düşünmeden tamam canım benim. Bak. Sen hakikati söylemeyince ülke cezaevinde olacak. Ülke cezaevinde. Bak. Olsun. Ya ülke cezaevinde olacağını sen cezaevinde ol. Hep birlikte kurtaralım. Burada kimse konuşamıyor abi. Abi herkes rahat konuşmadığı müddetçe abi yok öyle bak. Abi bedel vermeden. Kim geçerse çalmaya başlıyor direkt. Bedel vermeden bir yere varamazsın. Var, bir tane belki Türk yoktur. Esenyurt'un çoğu Suriyeli. Canım benim biz onu hep biliyoruz. Bakın aynı. Ben de sana diyorum ki biz bir şeyin için bedel vermesek bir yere varamayız. Kime oy versek zaten aynısını yapacak. Hayır. Bak bu yanlıştır. Bak daha önceki yönetimler. Ben 18 yaşındayım bu ülkeden kaçmayı şey yapıyorum. Suriyeliler emin ederim bizden daha iyi yaşıyor. Bak sana katılıyorum. Ben de diyorum ki. Biz de çalışıyoruz. Daha önceki yönetimler, cumhurbaşkanları öncekiler bir araya geliyorlardı. Bir memleketin sorunu birlikte oturup tartışıyorlardı. Şu andaki yönetim hiç kimseyi şey alıyor mu? Kimse almıyor. Adam bile yerine koymuyor bu yönetim. Diyor ki siz kimsesiniz, insan bile değilsiniz. Bak bu seviye getirdi bu.
Ya sen doğru söylemesen, bu söylemese, herkes söylemese. Abi o seviye şimdi bizim elimizde olan bir şey. Şimdi burada kimse kalkıp da demesin AK Parti kötü diyene bilmem beledir. Bu adam 20 yıldır nasıl kazanıyor? Bizim oylarımızla kazanıyor abi. Ben oy vermiyorum. Sen adam çok çalıyorlar abi. Bu adam niye başkan oluyor ki? Cumhurbaşkanı oluyor Saddam ki? Saddam Hüseyin. Değil mi bak, abi? Bak, 20 yıldır adam şu an başta yani. Doğrudur. Bizim bak. Bizim oylar burada gelip böyle konuşuyorlar zaten abi. Bu demokrasi midir yani? Yok, biz gelip burada böyle konuşuyorlar ya. Hiçbirine ben inanmıyorum. Niye? Çünkü yarın yine seçim olup yine AK Parti kazanacak. Ben diyorum ki 20 senedir bu yönetimdedir. Bu bir demokrasinin göstergesi midir bu? Ben onu bilmiyorum. Ya bu bir diktatörlüktür. Saddam Hüseyin'de 30 sene kaldı. Kaddafi bilmem 25 sene kaldı. Bu çok kalma sebebi bu bir demokrasi, bir adalet şeyini değildir bu. Bir şey yoktur burada. Sadece burada bir diktatör rejimi vardır. Hiç kimse hiçbir muhalefeti kabul etmeye ya bir masa kurmuşlar. İnsanlar altılı masa, kimisi diyor 7,5'tür. HDP'yi kastediyor. Sen Kürtlerin partisi olan HDP'yi nasıl sen bu şekilde, bir de kardeşliği bahsediyorsun. Ya biz böyle nasıl kardeş olacağız ya? Ya sen bizi o masada bile gördüğü zaman terörize ediyorsun. Altılı masa ya, 6 kişi siyasi parti bir araya gelmişler. Diyor ki ya biz bu memleketi kurtaracağız. Bu memleket bu şekilde yürüyemez. Bu kalkıp oturuyor. Kalkıp rüyanda bile ben bunu nasıl dağıtacağım? Ya bu iş değil ya. Bu siyaset bu değildir. Bak Salahaddin Eyyubi İngilizlere karşı savaştığı zaman o İngiliz komutanı hasta oluyor. Salahaddin Eyyubi diyor ki hasta olan bir adama diyor ben savaşamam. Gidip o adamı doktorunu gönderiyor, tedavi ediyor, ondan sonra onunla savaşıyor. Diyor hasta olan bir adamla ben savaşamam. Salahaddin Demirtaş'ı niye şu anda hapistedir? Tayyip Erdoğan'ın suçu Tayyip Erdoğan kadar olmadığı, Tayyip Erdoğan Allah kadar biliyor bunu. Ama muhalefet yapmasın diye Salahaddin Demirtaş şu anda cezaevinde, milyonların iradesidir Salahaddin Demirtaş. Abi o adamı işte bu mudur? Sebebi bizleriz. Ya biz arkasında durmaz efendim. O suç bizim suçumuz. Ne yapacaksın kardeşim sen? Abi sokağa dökün. Hadi CHP'yi alsın. Sokak olmaz. Yok MHP'yi alsın. Sokak olmaz o. Arkadaş abi, sen diyorsun ki siyaset, işte biz siyaseti konuşuyoruz. Abi siyaset miyaset. Demokrasi bir şekilde o. Demokrasi diyoruz. Demokrasi bu değildir. Demokrasi olsaydı şu anda Salahaddin Demirtaş. Sen kime vereceksin bu seçimi? Ben. Ya ben Salahaddin Demirtaş'tan HDP'den başka ben kimseye vermem. Eyvallah. Benim uyum odur. Ben keşif etmiyorum ama herkesçe benim kadar bir Rus şeysi de diyor ki diyor senin düşünceni olmayabilirim ama sen de benim gibi düşünceni özgürce yaşa söyleyebilmen için gerekirse canımı da vereyim. Ben HDP'liyim. Oyumu da HDP'ye vereceğim ama bu da kime veriyorsa özgürce versinler. Yani birbirimize artık düşmanca siyaseti yapmayalım. Demokratik vardır ya. Biz siyaset seçime gidiyoruz, savaşa girmiyoruz ki. Bu adam öyle bir hava veriyor ki sanki AKP'ye vermeyen herkes teröristtir. Herkes teröristtir. Yani illaki ya AKP'li olacaksa hatta ki İslam'ı yani Müslümanlığı da AKP'ye bağlamışlar ha. AKP'li olmayan bir imam Müslüman değil. Onun gibi düşünmeyen İslam değil. Bu böyledir yani böyle bir seviye getirmiş bu adam. Allah rızası için elini vicdanı herkes koysun ki yani bu ülkeyi kurtarsınlar bu şeyden artık. Yeni bir kan gelsin, yeni bir siyaset gelsin. Herkese özgürce kendini ifade edebilsin. Bizim şeyimiz budur abi. Teşekkür